Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlarınız varsa ben Aslı. Bu kanalda genelde alışveriş, moda, stil, makyaj, güzellik üzerine kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. Ama son zamanlarda şöyle bir karar aldım. Daha mesleğime yönelik içerikler üretmeye başlayacağım. Makyaj ve güzellik üzerine videolar üretmeyi çok seviyorum aslında ama mesleğim moda tasarımcılığı olduğu için bence moda, stil, kombin önerileri gibi daha mesleğime yönelik içerikler üretirsem sizlere çok daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Kendimi de çok daha fazla mutlu edeceğimi düşünüyorum. Lütfen bu kararım hakkındaki fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hemen videoya başlayalım. Şık bir kombin için giydiğiniz kıyafetler en az 3 parçadan oluşmalı. Örneğin bir beyaz tişört ve altına kot giydiniz. Bu sadece bir kıyafet, bir kombin değil. Sadece bir kombinin başlangıcı olarak düşünebiliriz. Bunun üzerine eklediğiniz her parça bir ceket, bir blazer, bir yelek ya da bir kimono sizin kombininizi oluşturmaya başlıyor. Tabii ki elbise giyiyorsanız bu kural 3 parça kıyafet değil de 2 parça kıyafet olarak düşünülebilir. Kombinlerinizi şekillendiren ve güzelleştiren şey aksesuarlardır. O yüzden çok sıradan bir gününüzde bile, hatta evdeyken bile en az bir aksesuar kullanmanızı tavsiye ederim. Ben genellikle küpe ve kolyeyi tercih ediyorum. Sürekli üzerimde duruyorlar. Çok seviyorum. Kolye, bileklik, yüzük, küpe, gözlük, saat, kemer, şapka, bandana gibi aksesuarlardan en az bir tane, maksimum 5 tanesini kullanmanızı tavsiye ederim. Ayakkabı ve çanta seçimi bir kombinin olmazsa olmazıdır. Biz kadınlar ayakkabı ve çantaya bayılıyoruz, biliyorum. Ben de onlardan biriyim çünkü. Ayakkabı ve çanta seçimlerinizi genellikle böyle daha farklı detayları olan çanta ve ayakkabılardan yana kullanmanızı tavsiye ederim. Mesela bir desen olabilir, bir doku olabilir, bir pırıltılı aksesuarı olabilir, bir metal zımbası olabilir, bir inci detayı olabilir, bilmiyorum, ya da sapı çok özellikli olabilir çantanızın, ya da topuğu çok farklı olabilir ayakkabınızın, ya da üzeri süslemeli olabilir yine. Sadece rengi bile dikkat çekici olabilir. Bu tarz detaylar ayakkabınızı, çantanızı sıradanlıktan çok daha farklı bir hale getiriyor olacak ve çok basic bir kıyafet giymiş olsanız bile ayakkabı, çantanızda o kıyafetiniz bambaşka bir havaya bürünecektir, emin olun. Ama kombinlerinizde bence hem ayakkabı hem çanta çok dikkat çekici olmamalı. Sadece ikisinden biri dikkat çekerse yeterli. Ayakkabım yeterince ön planda olduğu için çantamı daha sade seçmeye karar verdim. Satın aldığınız ve giydiğiniz kıyafetlerin minik detayları olmasına özen göstermenizi öneririm. Herhangi bir beyaz tişört giyebilirsiniz ama bu beyaz tişörtün bir detayı varsa, örneğin mini bir fırfırı, mini bir düğme detayı, mini bir belki cep detayı varsa onu sıradanlıktan kurtaracaktır. Daha modern bir görünüme kavuşturacağına eminim. Alışveriş yaparken de yine bu tarz detayları olan ürünler alırsanız sizi çok daha uzun vadede daha çok mutlu edeceğine inanıyorum. Kıyafetinizi bir anda çok daha modern bir görünüme kavuşturacağından eminim. Giydiğiniz en az 2-3 parçanın aksesuarlarıyla birlikte kastediyorum, birbirini renk olarak tamamlaması kombini bir bütün olarak çok daha şık gösterecektir. Üzerimdeki kemer siyah ve çantamı da siyah renkte seçiyorum. Ayakkabımın içinden siyah detaylar geçiyor. Ayrıca ceketim de ayakkabımın içinden geçen kamur rengi birbirine çok yakın. Minik bir detay olsa da inci küpelerim de tişörtümde rengini tamamlıyor. Bir gece önceden kombininizi mutlaka ayarlayın. Çünkü o zaman şekle hazırlıyorsunuz kombininizi. Dolabın karşısına geçip ya bu bununla yakışır mı, şu şununla güzel olur mu diye düşünüyorsunuz ve bu size bir oyun gibi, eğlence gibi geliyor o zaman. Sabahın köründe bu bir eğlenceli, kesinlikle bir ızdırap oluyor bence. O yüzden mutlaka bir gece öncesinden kıyafetleri bir hazırlamıyorsanız bile aklınızda ne giyeceğinizi kurmaya başlayın. Ya da 5 dakika, 10 dakika internetten beğendiğiniz kişilerin fotoğraflarına bakıp stillerinden ilham alabilirsiniz. O beğendiğiniz stili kendi gardırobunuzdaki parçalarla nasıl oluştururum diye böyle çok kısa bir düşünebilirsiniz. Ve sonra bunu telefonunuza not edebilirsiniz. Stil beğen, gardırobunda nasıl yaparım diye düşün.
Onu not al, sabah da pat 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 uygula. Muhtemelen çok harika çıkacak, eminim. Ve emin olun ki eğer geceden bir kombin hazırlarsanız ya da işte kafanızda bile olsa hazırlarsanız sabaha o kombini uygular ve çok şık olursanız o gününüz çok çok mutlu geçecek. Çünkü kendinizi o kıyafetin içinde çok iyi hissediyor olacaksınız. Bunun tam tersi, eğer dolabınızı açıp da sabahın köründe bir şeyler bulmaya çalışırsanız ve 10 saat uğraştığınız halde hiçbir şey bulamazsınız, öylesine giyinip çıkarsanız o gün kendinizi biraz daha düşük modda hissetmeniz çok doğal. Bunun lütfen olmasına izin vermeyin. Akşamdan 5-10 dakikanızı ayırarak güne iyi başlayın ve gününüz harika geçsin. Hepimizin artık akıllı telefonu var. Eminim sizlerde de var. İnternetten görüp de beğendiğiniz stilleri ya da dizilerde bile olabilir. Lütfen akıllı telefonunuza kaydedin. Bunu bir ya da daha fazla klasör haline getirin. Sonrasında o klasörlerinizi açın, stillere bakın ve gardırobunuzda ona uygun neler varsa onun çevresinde daha farklı stiller oluşturmaya çalışın. Örneğin basic tişört mü giymek çok seviyorsunuz? Basic tişört kombinlerini farklı bulduğunuz insanların fotoğraflarını indirip basic tişört klasörü yapabilirsiniz. Ya da yaz geliyor artık şort ve etek mi çok giyeceksiniz? Şort ve etek olarak ayrı klasör açıp bunların beğendiğiniz fotoğraflarını o klasörlere doldurabilirsiniz. Yine alışverişe çıktığınızda bile hazırladığınız bu stil dosyaları sizin için çok faydalı olacak. Öylesine gelişi güzel alışveriş yapmaktan da kurtulmuş olacaksınız. O fotoğraflarda beğendiğiniz, gördüğünüz çanta, aksesuar, ayakkabı ya da kıyafet tarzında ürünleri arayarak daha doğru alışveriş yapmış olursunuz. En azından gerçekten beğendiğiniz, sevdiğiniz bir şey almış olursunuz. Giymediğiniz kıyafetlerinizden mutlaka kurtulun ve dolabınızı her zaman düzenli ve temiz tutun. Şunu hayal etmenizi istiyorum. Dolabınızı açıyorsunuz ve gördüğünüz her şey size inanılmaz keyif veriyor. Bir de şimdi şu dolabı düşünün. Açıyorsunuz, her şey karman çorman. O tişört bana yakışmıyor. Bunun modası geçti. İşte bunun rengini beğenmiyorum. Bunun desenini hiç sevmiyorum. Sürekli size mutluluk vermeyen şeyleri ardarda görüyorsunuz. Her şey duruyor ama siz giyecek hiçbir şey bulamazsınız ki buradan. Size artık mutluluk vermeyen kıyafetlerinizden lütfen kurtulun. Değerlendirebiliyorsanız, yenileyebiliyorsanız mutlaka yenileyin. Yapamıyorsanız, uğraşamıyorsanız mutlu olabilecek kişilere vermeyi ihmal etmeyin. Nitelik her zaman nicelikten üstündür. Bu kuralı lütfen unutmayın. 100 tane tişörtüm var ama sadece 2 tanesini seviyorum demektense sadece 2 tane tişörtüm var ama ikisine de bayılıyorum demek bence çok daha anlamlı. Ne kadar az olsalar bile gardırobunuzda hepsini sevdiğiniz ve giydiğiniz ürünleriniz varsa mutlaka kombinleriniz çok daha farklı ve çok daha güzel olacağını ben eminim. Saç ve makyaj kesinlikle bir stilin ayrılmaz bir parçası bence. İsterseniz dünyanın en güzel kombinini yapın, en şık kıyafetini giyin. Saçınız ve makyajınız yerinde olmadığında maalesef o kadar çarpıcı ve güzel görünmeyecektir. Çok sıradan bir kombini, aksesuarsız bir kombini bile saçınızla makyajınızla çok daha farklı, çarpıcı hale getirebilirsiniz, buna emin olun. Kombininizde her şeyi tamamladıktan sonra, bütün kıyafetinizi giydikten sonra, saçınızı, başınızı, makyajınızı, her şeyinizi yaptıktan sonra en son rujunuza karar verin. Niye diye soracak olursanız, örneğin makyajınızı yaptınız ve dudağınıza o gün turuncu ruj uyguladınız. Sonra kıyafetinizi oluştururken yeşil bir cekete karar verdiniz örneğin. Bir anda makyajınızla kıyafetiniz çok alakasız kalacak. Aslında burada makyaj ve kıyafetin birbirinden uyumunu bozan şey genellikle ruj oluyor. Siz o yeşil cekete karar verdikten sonra rujunuzu nude tonlarda, doğal pembe tonlarında bir şey uygulasanız belki çok daha şık olacak. Birçok yüz makyajı farklı renkte rujlarla gayet rahat kombinlenebiliyor. O yüzden stilinizi tamamen oluştururken en sona rujunuzu bırakmanızı tavsiye ederim. Mutlaka gülümseyin. Çünkü gülümseyince siz çok daha güzel görünüyorsunuz, çok daha şık görünüyorsunuz. Thank you.
gerçekten çok mutlu olarak çektim bu videoyu. Uzun zamandır yapmak istiyordum çünkü. Sizlerin yorumlarını çok çok merak ediyorum. Lütfen aşağı bırakmayı unutmayın. Bu videonun işine yarayacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa lütfen onlarla da paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Patlak kırmızı rujla, patlak turuncu bir rujla çok farklı bir hayat, çok farklı bir... Çok... Ben gerçekten çok mutlu şekilde... Videoyu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten... Bunlar sizin kombinizi oluşturan 3 parça oluyor. 3 tabii 6 gibi oldu böyle ama...